Seyfi neredesin ya? Bu gece benim evde yatacaksın sandım ha? Yok. Seyfi iki gözüm nerede kaldın? Başına bir şey geldi sandık. Ya geldim. Ne gelebilir başıma? Ne yaptın? Aldın mı anahtarları? İşte güzel kardeşim. Bu kontratın, bu da hayırlı olsun anahtar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bak hiçbir yere bırakmam. Yarın bekliyorum. Tamam. Seyfi gözüm. Fikri'yi görebildin mi? Abi gel içeride anlatayım. Rahat rahat orada konuşuruz. Çocuk. Çocuğu uzaktan da olsa görebildin mi? Bana benziyor mu? Gel şurada bir köşede konuşalım abi. Yarın göreceksin Arif Balkan. Evet beyler, hadi bakalım. Kadri'nin evine gidecekler. Alayım pamuk eller cebe. Hadi hadi. Şaşkın, ben bir şey anlamıyorum yalnız. Sen Kadri'ye ev mi tuttun yoksa bize otel mi tuttun? Ne parası la bu? Nevale parası. Adam bizi evinde ağırlayacak. Bedavadan mı? Biz de üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz elbette ki. Şimdi diyorum ki pamuk eller cebe gidecek. Çünkü yemek, yiyecek, içecek, ıvır zıvır filan şeyler alınacak. Tamam abi, şimdi mevzu anlaşılmıştır. Ama ben bir şey diyeyim. Eğer ki Cumbo o eve geliyorsa ben de sana 5 kuruş çalışmaz. Çünkü o bütün kayıtları temizler, biz de aç kalırız. O beni ilgilendirmez. Hadi bakalım beyler, evimi özledim diyenler, kuşta ayak kokusundan bıktım diyenler, ev hasreti çekip anamın yemekleri gibi yemekleri özledim diyenler, pamuk eller cebe beyler, hadi hoppa. Buradan bir kişi al abi. Ati, gel. Ne? Ne oluyor? Sen her şeyi çok güzel saydın. Okey varım. Ama sen bizim durumumuzu biliyorsun. Bir şey manita ortamları da var mı ya la? Senin bu Ati kardeşin her şeyi ayarlar canım diyelim benim. O işte tamam. Yalnız temiz aile kızları. Sadece arkadaşızlık. Tamam mı? Arkadaşız. Ve sürpriz bir sanatçı. Sürpriz sanatçı mı? O da kim? Kim olabilir ki? Düşük kaşlı. Düşük belli. O sonra önce düşük kaşlı, milyonların sevgilisi, büyük sanatçı Küçük Meftun. Küçük Meftun mu? Evet. Ama be abi, ne Meftun? Meftun da sürpriz sanatçı mı oğlum? Sen bizim koç arkadaşımız, sürpriz diye götürüyorsun bizi. Oğlum en nihayetinde hepimiz aynı bir ortamda olacağız ya, Allah Allah. Mühim olan katılmak, ambiyans yani, değil mi? He Tosun. Alo. Ha tamam kurban. Yarın ben çarşıya çıkınca ararım yine. Hadi kal sağlıcakla, bay bay. Şşş Meftun. Yarın davetli misin ona göre ha? Ya kurban ben gelemeyeceğim ya. Başka işim var benim. Ya bak ne diyeceğim. Sen Ati için güvenilmez adam falan diyordun ama. Nasıl bak benim ev işini halletti? Hele kurban öyle hemen sevinme. Önce öyle bir evi gör. Ya sen de hemen sevincimizi kursağımızda koyma ya. Bak senin yaşadığın şeyler senin talihsizliğin olabilir. Hani senin kısmetsizliğin olabilir. Belki de Ati özünde iyi bir adam, nereden biliyorsun? Ya tabii tabii. Ey Allah'ım ya. Ya alo. Anacığım. Ah good night. Nasılsın anacığım? Ay canım anam, canım anam. Ana vatanına willkommen ben inşallah. Ya ya tuttum, tuttum ev anacığım, tuttum. Siz gelin, ana vatanınıza gelin. Burada ev hazır. Ya aslan oğlumdan kaçar mı? Hallettim be anacığım ya. Anacığım ya. Seni de bacımı da çok özledim ben ya. Nain, nain anacığım. Ağlamıyorum ben. Sevinç gözyaşları inşallah. Anam benim. Madem öyle, Fikri'yi yarın hastanede ziyaret edeyim. Abi, ben yine de odaya çıkma derim. Bahçeye çağır. Bir köşede sakin sakin konuşun. Güzel güzel. Sinirlenmeden. Seyfi gözüm. Sen bizi iyice asabi yaptın ha. Yani be abi. Baksana barut köşesi gibisin. Kankiler. Yarın Kadri abinin yeni evde toplanıyoruz. Gelsenize. Süper ortam olacak abi. Yürü lan zibidi yürü. Allah Allah. Tipsiz. Koşlara. Koridorda kimse kalmasın, yat zamanı. Sorduk mu terliksi?
Aman abi bana babalanma, ben emir kuluyum. Levent Üsteğmen nöbetçi bu gece. Ayrıca koskocaman adamsın, hani ne zaman yatıp kalkacağını ben mi karar vereceğim? Akıllı ol lan, akıllı ol. Arif abim sakin, Vedat. Hadi gir sen de içeri. Allah Allah. Yürü. Sakin ol abi. Sakin ol ya. İçim yiyor Seyfi. Ben yarın sabah nasıl yapacağım ha? Karartma kendini Arif abi. Gecenin en karanlık yeri gün doğumuna en yakın olanmış. Bak güzel günler bizi bekliyor, merak etme. Of of. Şşş, kalksanıza ya. Vedat kalksanıza ya, bir siz kaldınız. Şşt hoş şaşkın. Sen kim oluyorsun da lan beni kaldırıyorsun? Cik cik devreni bil lan. Koş. Kalk. Koş, bu adamlar niye hala burada yatıyor? Kalkma Roki çavuşum, ben ne yapayım? Tamam sen bana bırak. Vedat hadi abiciğim. Hadi kalk, çarşınız yanıyor. Hadi abi çabuk ol. Ana Seyfiye. Şşt. Sen pırpırlarına mı güveniyorsun? Vedat hadi abi, çarşı yandı. Hadi oğlum hadi kalk. Hadi hadi kar topu. Hadi oğlum hadi kalk, çarşınız yanıyor. Hadi. Çarşı mı? Vedat ne yaptın sen, bize böyle uyuttun bıraktın burada ya, çarşı yanıyor. Sanki ben uyuttum seni bacağımdan ninni yaparak. Uyumasaydın. Hadi abi yeter. Hayır yüzbaşı yakacak şimdi çarşınız. Hadi kalkın. Hadi çabuk. Hadi gidin giyin hadi. Çabuk. Ati nereden buldun omuzu, bana da bilsene. Gördüğün gibi bir tane bana kadar var güzelim. Hem alayın içinde kabuklu yemiş yemek yasak, sen bilmiyor musun? Zaten yemişini ben yiyeceğim. Böyle konuşmaya devam edersen kabuklarını da sana veririm belki. Ya Jumbo, iştahını bizim eve sakla. Bu ne? Tadı madı yok. Bunun tatlı, kırkın, bitin. Bak. Ne? Gördün mü? Ne? Ay istemiyorum. Ya, bu müzleri bile doğru dürüst yapmıyorlar ya, ben ona sinirleniyorum. Gitti. Anam! Güzelim muzu yere attı çağırdı. Alayın içine kabuk atmak yasak. Tez mıntıka temizliği yapmıyor mu? Ben bugün mıntıka temizliği yapmayacağım. Yapanlar düşünsün. Aslanım. Ha kanki, sen bizi kandırıp ev temizliğine götürmüyorsun değil mi abi? Ya ne ev temizliği ya? Geç kalıyoruz, hadi koşun. Lan! Hadi! Lan Jumbo! Hemen beni bekleyin lan! Beraber gidin Jumbo! Allah yarabbim! Allah! Geldik! Var mı şey var? Lan şişik! İki lokma zıkkı mı duydun? Bıraktın bizi burada şaşkın. Yorma ağzını be susak, geç kaldık, koş. Sağ olun oğlum. Ne işiniz var sizin burada? Ervedat Yemiş Çizmir, komutanım. Çarşı iznimiz vardı, onaylatmaya geldik. Burası alışveriş merkezi diye asker. Öyle istediğiniz saatte girip çıkamazsınız. Şu dakika itibariyle geç kalmış durumdasınız. Çarşı izinlerinizi iptal ediyorum. Hadi burada durmayın. Doğru bölüğünüze. Evde değilsiniz. Daha bir dakika geçmiştir be. Bir haftadır bugünü bekleriz. Çıkarmadı yine çarşıya. Abi olmaz böyle bir şey ya. Ne yapacaksın abi? Kader. Mukadderat. Siz çarşıya çıkın paşa paşa. Biz de ziyaretçi parkına. Her zamankinden. Hadi görüşürüz. Meftun. Oğlum bir isteğin var mı? Fikriye, mektubundaki her kelime, her harf çengel olup takıldı beynime. Şu bir haftadır ne yedim, ne içtim bilmiyorum. Tek bir cevabın her şeyi bitirir. Bana tek bir şey söyle. Çocuk. Çocuk Fikriye. Bizim mi? Arif Balkan'la görüşecektim. Uy. Arif abinin ziyaretçisi misin? Ver bakayım külliyeni ver. Gel böyle uşağım. Geç. İyi. Nereden geliyorsun? Ben size bir şey diyeyim mi? Bu kadın milleti var ya, çok büyük nankör. Bana babaannem derdi. Sap döner, kervan döner, gün gelir, hesap döner oğlum derdi de dinlemezdim. Bodrum'da ben bunlardan kaçacak delik arıyordum. Bugün bir tanesi ziyaretime gelmiyor. Gelmekten be küspe. Seni askerde bekleyecek adam mısın?
Sen şimdi askerde kaçıyı beklettin, ziyaretine geldi. Ondan sonra ne olacak? Askerlik bitecek. Gördün ilk el gaydan. Kacıyı anında taca atacaksın. Oh ne güzel. Asker! Ben size bölüğünüze gidin demedim. Ha? Ziyaretçiniz yoksa burada duramazsınız. Hadi doğru bölüğünüze. Üstünüze de değiştirin. Emredersiniz komutanım. Daha da gidek var ya. Burada da mı be? Burada da mı be? Hadi hadi hadi. Uy, Arif abinin ziyaretçisisin ha. Nesi oluyorsun ula? Ya uzaktan bir tanıdığıyım. He, yani hamsinin suyunun suyuyum diyorsun. Çavuş! Ne sohbet ediyorsun? Kim bu? Komutanım, Arif Balkan'ın ziyaretçisidir. Kimliğini kontrol edip içeri aldım. Üstünü aradın mı peki? Yok komutanım, aramadım. Ara. Üstünü aramadan içeri alma. Emredersiniz komutanım. Üstümü mü arayacaksınız? He. Yok tamam, ben gideyim. Ulan Hüsam dur bir dakika. Dur. Bana bak, gırıklanıyor musun yoksa? Ula ben bildiğin o nizami nöbetçilerinden değilim. Böyle fenli bir şekilde gıdıklamadan üstünü arayacağım. Yok tamam, benim gitmem lazım zaten. Geç kaldım ben. Ulan... Ula bıçağı mı düşürdü? Kim bu çocuk? Şey, Arif Balkan'ın ziyaretçisidir. Ne? Beyler, bu pale Arif abiye zarar vermeye gelmiş olmasın bu bıçaktan falan? Olur mu olur ha? Çocuk! Gelin, gelin. Gelin. Geçin şöyle. Ha? Salon da burada. Vay be! Anam, mutfak. Ya hiç ayakkabıları çıkarmaya gerek yok ki, geç şöyle ya. Kanki küfresen daha iyi ya. Oğlum ben böyle çıplak ayakla yere, böyle halıya falan basmayı özlemişim abi. Halıya? Evet. Allah Allah. Nikahınızı da kıyayım da gerdeğe girin bari. Ya insan halıya basmayı özler mi? Saf mı bu? Ya Kerkene, sen daha yenisin. 2 ayda askerlik ya. Bak daha neleri özleyeceksin. Oy. İnsan en çok neyi özlüyor biliyor musun? Anasını, bacısını, ailesini. Ama benim hasretim sona eriyor artık. Kadri kardeş. Ha. Nasıl ama ha? Süper bir olay değil mi ha? Ba 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 möbleli. Salon salomonje. Salam salomonje. Sadece mobilyalı değil, yumurtalı ev. Size yumurta kırayım mı? Hem de sucuklu. Aman Jumbo dur kırma. Bir bakayım sucuklu yumurta demirbaş listesine dahil mi? Şaka lan şaka. Kim yemez lan sucuklu yumurta? Hadi kır hadi. Anam! Ne diyorsun sen ya? Vallahi diyorum oğlum ya, çocuğun üzerinden bıçak çıktı iyi mi? Yere düşürdü, o anda gördük biz. Vedat sen neler söylüyorsun? Bunu Arif abiye haber vermek lazım oğlum. Adam sakata gelmesin. Nasıl haber vereceğiz? Ya bilmiyorum. Biliyorum. Kadri'yi arayalım. Hastaneye gitsinler, Arif abiyi bulsunlar, haber versinler. Doğru söylüyorsun. Seyfi senin kafa acayip çalışıyor ha. Hadi yürü. Bir dakika, nereden arayacağız lan? Nereden Kadri'nin yeni evindeki telefondan ararız. Ben almıştım. Hadi yürü. Bye. Bye. Ev süper, manzarası daha süper. Nasıl, deniz manzaralı mı? Yok, kasap manzaralı. Akşama kadar baksam sıkılmam. Muhit'in havası da güzel, kasap havası. Rey 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 rey. Ya siz hasta mısınız? Ya özleye özleye neler özlemiş, şunlara bak. Artık Atilla kardeşinizin devreye girmesinin vakti geldi. Şuradan 1-2 numara çevireyim de kızlar gelsin. Ne de olsa kızsız olmaz. Nesiz olmaz? Ne de olsa diyorum, kızsız olmaz. Dur bir dakika dur, ne kızı ya? Şşş ver onu bana. Anamla bacım kalacak bu evde, aile evi olacak burası. Yakışık almaz. Sen beni yanlış anladın canım ciğerim. Kız mı dedim ben? Değil, sakızsız olmaz dedim. Hani sucuk neyin falan yiyeceğiz ya, ağzımız kokmasın manasında ardından atarsın. İnandıramadım değil mi? Pek bir şey söyle Fikriye. Ya evet de, ya hayır. Bu çocuğun babası ben miyim? Senin çocuğun. İkimizin çocuğu. (Gülüyor)
Nasılsın canım ciğerim? He? Ne yapıyorsun? Şu ablanı versene, iki lafın belini kıralım. He? Ben şimdi kıracağım senin belini. Ya bir ev tuttun diye faturadan göçerteceksin bizi. Yok, sen tanımazsın. Çok değerli bir arkadaşım. Sus arkadaşım, arkadaşım. Söktü. Tamam Kadri, o kadar sinirlenmene gerek yoktu canım ciğerim. Allah Allah, yok ya. Şeye bak abicim, şimdiye kadar meşguldü. Şimdi de çalıyor çalıyor, cevap veren yok. Allah Allah ya. Olaya bak abicim, herhalde çok eğleniyor bunlar ha. Vedat, önemli olan bu değil abicim. Önemli olan şu anda bizim Arif abiye ulaşmamız ve durumu hemen ona bildirmemiz kardeşim. Şişt, gelin gelin şaşkınlar. Kadri'leri arıyoruz. Arif'e durumu anlatsın diye ama. İyi fikirmiş. İyi fikir, iyi fikir ama açan yok, açılmıyor. Tamam, tamam durun. Panik yok, her şey kontrol altında. Vedat, kim panik yapıyor ki şimdi? Ya ben bir filmde duymuştum, hazır yeri gelmişken söyleyeyim dedim ama. Neymiş yani abicim, neymiş mesele? Şimdi şöyle yapıyoruz, aramızdan birini gizlice dışarı çıkartıyoruz. O da gidiyor Arif'e durumu anlatıyor. Hah, filan yani. Evet. Tebrik ederim, çok güzel fikirmiş, bravo. Niye kinayı yapıyor, niye? Arkadaşlar aslında olabilir. Yani biri dışarı çıkar, burada kalanlar birkaç saat onu idare eder. İyi be abidir, kim gidecek o zaman? Bana bakmayın, ben Arif'e küsüm. Küsmüş. Yesin derseni dünkü çocuk. Arkadaşlar ben acemiyim. Tabii. Tamam abi, tamam ya. Ben giderim. Siz yeter ki beni idare edin, tamam mı? Şu dur, dur. Seyfi kardeşim, sen niye kaşınıyorsun ya? Ne? Seni daha yeni mi kuatın oldu? Doğru söylüyorsun. Tamam, ben gideyim o zaman. Zaten ne zamandır filanım da yok. Hadi o zaman. Soğuk. Nasıl, ev sahipliğimizden memnun kaldınız mı? Ya, özellikle Deniz çok ilgilendi. Ama neden gecikti? Yoldadır, gelir şimdi. Ben bekleyemeyeceğim. Çok acıktım. Garson. Arıyor. Emredin komutanım. Hı. Yemekleri söylemek için sizi bekliyoruz. Anladım. Emredersiniz komutanım. Komutanım? Burada da mı komutanım? Komutan her yerde komutandır. Gelemeyecekmiş. Kadın her yerde kadındır. Bence bilerek yaptı. Bilerek mi? Niye? Bizi baş başa bırakmak için mi? No. Bizi birbirimize düşürmek için. Kendisi için erkekleri birbirine düşürmek kadınların hoşuna gider. Bütün kadınlar aynıdır. Bütün kadınları tanımış gibi konuşuyorsunuz. Kadınları bilmez misin? Bilirim de benim bildiklerimle sizin bildikleriniz pek aynı değil galiba. Yemek, içmek, uyumak. Bu herifin yaptığı başka bir şey yok. Az kalsın tavuğu yakacaktı öküz. Şşş, Jumbo. Bak aslanım, kalk. Tavuk pişti. Jumbo. Bu nasıl bir modeldir ya? Anam! Rüyalarım gerçek oldu. Rüyamda da tavuk yiyordum. İstiyor mu, istiyor mu? Az kalsın yiyemiyorduk. Unutmuşsun. Yakıyordum tavuğu. Hadi gel şuraya, geç çabuk. Geç, 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 geç. Tavuk hazır. Ben de Kadri'yi çağırayım. Kadri! Yiyelim, yemek hazır. Ne yapıyorsun sen ya? Niye? Ne rahatsız ediyorsun Kadri abi? Gel şuraya ya. Niye aslanım? O gerekirse onun payını da ben yerim. Öyle. Burada on başlık sökmez, tamam mı? Anladın mı? Ya. Bekleyeceğiz. Abi, bir susun ya. Bak, maç başlıyor. Tamam, tamam birader, tamam, tamam. Elini çek. Kadir gelecek, öyle yiyeceğiz. Buranın komutanı benim, tamam mı? Hızlı ol. Bak, kadroya almamış, gördün mü? Şerefsiz. Sakat o, sakat, sakat. Loy, 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 loy. Kadir abi. Bunlar kim? Hatta bunlar kim? Ya oğlum bir dakika dur ya. Bunlar kim? Ne bileyim oğlum ben. Ona kalk, kalk, kalk. Bana... Abi sen kapıyı açık mı bırakmıştın? Yoksa senin getirdiğin manitalar bunlar mı? Alakası var oğlum. Görmüyor musunuz? Kadri'nin anasıyla ablası geldi. Hoş geldiniz. Öpeyim.
memleketimize hoş geldiniz, vatanımıza. Kim bunlar? Sen tanıyor musun? Tanıyorum ben. Hani dışarıdan geldiler ya, yabancılık çekiyorlar biraz. Normal. Yabancı değiliz teyze biz. Kadri'nin arkadaşlarıyız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oğlum durma. Al üstündekileri teyzenin. Hemen soyarım ben. Aman Hırsız, hırsız ya, hoş ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Sapır sapır. Gözeciğim olur mu öyle şey? Ne alakası var? Kadri. Oğlum bunlar senin ananla ablan değil mi? Anam mı? Anam. Anam. Yok benim anam değil. Kimin anası lan bunlar? Siz kimin anasısınız lan? He? Bu evi biz tuttuk. Siz kimsiniz kardeşim? Ati yoksa... Ne? Siz sapık mısınız, hırsız mısınız, deli misiniz dediniz. Bu ev bizim evimiz kardeşimle beraber. Ay, tatile gittik ama tatilimizi kısa kesin evimize gel. Ay hırsız var. Polis! 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 Asker selamı verin. Olmaz. Dikkat! Polis! Ay polis! Şaşkın. Oğlum lan acele et, biri görecek vallahi. Hadi, ha. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Dur dur dur. Gel dur, gel böyle ya. Allah Allah yarabbim. Durma ya. Dur. Kurtar. Ya oğlum bak ben bunu böyle kaldıracağım. Ha. Tamam mı? Sen şuradan şöyle geçeceksin. Tamam. Allah. Kıpırda ben sen. Ne oluyor burada? Vay. Firar ha. Dün bir bugün iki, ne tabuk tıkıldın bizden asker. Yok komutanım yanlış anladınız. Ha torunun bidimle değil, sen ambiyantı tutmadın öyle mi? Komutanım arkadaş kaçmıyor mu? Tut! Bana mı inanayım, gözüme mi inanayım? Ellerimle yakaladım. Yürü bakayım, tut önüme. Tut! Hiç de dikilmeyin, itin itin başına. Emredersiniz komutanım. Yürü. Bu kadar olur be ya, ne yapacağız şimdi? Anala, bu mevki ne kadar da bassızmış ya lan. Yani. Ne yapacağız? Süper espri. Sen çok komik. Yarın alayda fıkra eğitimi versene. Sen alayda hiç böyle değil. Çok ciddi. Ne yapalım? Askerlik ciddi iş. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Afiyet olsun efendim. Ben de çok teşekkür ederim Levent. Çok güzel bir yemekti. Afiyet olsun. Şimdi ne yapıyoruz? Ben sinemaya gidecektim. Sen de gelsene. Hem onu da ben ısmarlarım. Affedersiniz. Alo. Ne? Anladım. Hemen geliyorum. Deniz mi? Yok. Benim askerlerle ilgili bir problem olmuş. Hemen gitmem gerekiyor. Ama isterseniz geçerken sizi sinemaya bırakabilirim. No thanks. Ben bir Deniz'i arayayım. Belki onunla bir şeyler yaparız. Hem neden gelmemiş sorayım. Komutanım. Bakın vallahi kaçmıyordum. Tel örgünün diğer tarafına param kaçmıştı, onu almaya çalışıyordum. Bak döntü paranın yaptığına, tel örgünün öbür tarafına kaçmış. Bir de çocuğun açarlığını yakacak yani. Komutanım yalan söylemiyorum, gerçekten. Yusuf Uzman da tam o ana denk geldi yani ha? Evet, aynen öyle oldu. Ben çok bahtsız biriyimdir. Yani benim bahtsızlığım dillere destandır. Şey gibi, bahtsız bedevi gibi yani. Heh, aynen. Yani o söz sanki benim için söylenmiştir. Bakın, başıma gelenleri anlatsam inanmazsınız. Mesela bir gün haset yapmak üzere bir yapımcı benim sahne aldığım gazinoya geldi. Ben şarkı söylerken herifin üstüne düştüm. Kafa göz yarıldı tabii. Ben arabayla hangi şeride girsem o şerit tıkanır. Bakın, 35 yıldır kar yağmamış İzmir'e turneye gittik, kar yağdı. Efendim biz evi ilanda görüp tuttuk. Ne ilanı? Ev bizim evimiz. Nasıl sizin eviniz? Biz parasını ödedik. Hırsız bunlar, hırsız. Ne hırsızı ya? Biz hırsız değiliz, değiliz. Buyurun. İyi günler komiserim. Ben üsteğmen Levent Yılmaz. İyi günler. Bunlar sizin askerleriniz mi? Evet. Benim askerlerim. Vukuat nedir? Sormayın, dolandırılmışlar. Bu askerler ev arıyorlarmış. Adamın biri de teyzelerin evini... Teyze? Biraz ayıp olmuyor mu ya? Bu hanımefendilerin evini güya sizin askerleri kiralamış. Anam! Dolandırıldık mı? Atı öldüreceğim seni. Ya, gitti paralar. Kes!
Pardon. Haklarında herhangi bir işlem yapacak mısınız? Evladım, sen bedeviden daha kötü durumdayım hatta. Ya Yusuf, ben çok üzüldüm bunun durumuna ya. Üzülmeyin komutanım, ben alıştım yani, hep böyle. Komutanım iddiar tenet, bu teferlik arkadaki affedelim. Zaten felek vurmut, bir de bir vurmayalım ha. Tabii tabii, affedelim. Zaten şimdi bu çıkınca kesin başına bir sakatlık gelir bunun. Ya, hadi evladım, yürüten bu teferlik tutanak yok. Allah razı olsun. Yok, tamam. Şu an için yapılabilecek bir şey yok. Eğer siz şikayetçiyseniz tutanak hazırlayın. Yoksa siz askerlerinizi alıp çıkabilirsiniz. Ben her hafta sonu sizi karakoldan mı toplayacağım? Doğru kışlaya. Emredersiniz komutanım. Sözleri bizim. Gökhan! Çık. Kusura bakmayın. İyi günler. Abi ne yapacağız şimdi? Kaldık mı ne? Cemal de tıktı bizi Nizami ya. Bizim kıpırdayamıyoruz ya. Beyler bu böyle olmayacak. Gidip Levent Süleyman'a durumu anlatalım. Komutanım durum böyle böyle değil. Hadi. Ya sinyor bir dakika ya. Dakika başı problem çıkartıyoruz abicim adama ya. Yeter mi diyecek sonunda? Demez. Levent Süleyman anlayışlı adamdır. Halimizden anlar hadi. Arif abi geliyor beyler. Abi! Ben küsüm Arif abinizle konuşmayayım. Adam be. Abi neredesin be ya? Acayip şeyler oldu be. Ha çok korktuk senin için ha. Hayırdır arkadaşlar ne oldu? Abi içeri gel içeri. İçeride anlatırız. Arif abi çekin!